Özgür Bey, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? E, net aktif olarak 15 yıldır. Bunun öncesi bir market serüvenim vardı. Market mi açtınız? Bakkalım vardı daha doğrusu babamla birlikte. E, bu 2008-2006 yıllarından sonra marketleşme diye bir şey oldu. Küçük esnaf büyüsündendi. E, biz büyüyemedik. Biz büyüyemeyince kökten bitirdik işi. Tekrar kazanışını. Evet, iflas <laughs> ettik. Tekrar pazar işine döndük. Ondan önceki de pazar serüvenimiz var tabii ki. Eski işimize geri döndük anlayacağınız. Nereden geldiniz İstanbul'a? Muş'tan. Pazar için mi? Yoksa buraya gelince Yok, mi? Muş'tan geldik biz İstanbul'a. O dönem daha e, hayat şartları biraz bizim için zordu. İlk okula gitmeden babam bir akrabanın yanında yürümcüci olarak çalıştı. Ben de pazarda limon satarak başladım bu işe. Sonra okula gittiniz. Tabii okula gittik. Okuldan sonra pazara gittik. Bizim hayatımız genelde iş üzerine gitti. Biraz o konuda sıkıntılarımız oldu. Zor iş ama değil mi? Çok zor. Yani zor iş değil, çok zor bir iş. Çünkü kışın yağmur soğuk, yazın sıcak. Evet. Ne zaman müşteri gelir belli değil. Şimdi mesela bugün çok yağmur yağıyor. Sabah dedim ki ben kalkınca. E bugün müşteri gelmez ki pazara. Bizim işin e, olumsuz yönleri çok fazla. Ha derseniz güzel yanları var mı? Var tabii ki en azından her gün sabit bir yerde değiliz. Bu yüzden biraz daha eğlenceli hale dönüyor. Biz biraz da işimizi zevkli hale getiriyoruz ki diyoruz en azından iş bize batmasın. Çünkü bir saatten sonra yaptığın işin zorlukları sana ağır gelmeye başlıyor. Sizin de dediğiniz gibi kışın ayrı bir zorluk şartları var. Yazın çok farklı zorlukları var. Yani yazın o güllük gülistanlık diye bir kural değil. Yazında o çadırın altında bildiğiniz pişiyoruz. Bir de şimdi enflasyondan dolayı her şey çok pahalı olunca bir de insanlar gelip size hesap soruyor değil mi? Bu niye bu kadar pahalı? Ona bugün büyük ihtimal şahit de olursunuz. Zaten biz baş düşman biziz. İnsanlar sanıyor ki biz bunu gidiyoruz, annemizin, babamızın, dedemizin bahçesinden topluyoruz, getirip onlara pahalı pahalı satıyoruz. İnsanlar e, ülkenin gidişatına göre her ürüne gelen zammı sorgulamıyor. Bir de ben patates, soğan satıyorum. Bu ülkede en çok göze batan şey Arman Bey. Çünkü en çok kullanılan şey. Evet. Bir domates örnek veriyorum 50 lira olurken patatese 10 lira dediğimiz zaman büyük tepki topluyoruz. Bizim şanssızlığımız o. Kaç yaşındasınız Özgür? Ben şu an 33 yaşındayım. Evlenmediniz. Evlendim. Sonra? Sonra devam ettik. Ha evlisiniz. Evet. Sonra. Bir böyle sok şey hiç evde eşinizin fotoğrafı çocukların fotoğrafı patırıp... bu sizi bu bizim misafir odamız bizim doğu illerinde şöyle bir gelenek vardır hatta bunun mizahı da çok olur evde bir oda sadece misafirler için düzenlenir normal ev halkı bu odayı göremez misafir odası tabi çocukluğumda bizim evde de vardı <laughs> ama sonra yok oldu bizde sizde o gelenek hala sürüyor bizde demek ki. devam ediyor Bizden sonraki nesil muhtemelen bunu bitirecektir. İşte biz bu neslin son muhikanlarıyız diyebilirim. Yani biz devam ettirmeye çalışıyoruz bunu. Çocuklarınız var mı? Var. Ellerinizden öper iki tane. İki tane. O, onlar da sizin meslenize devam ettirecek mi? Hayır canım. Siz baba mesleğini devam ettirmişsiniz ya. İmkansız devam etmez. Biz diyorum ya size bizim jenerasyonumuz bence bu sektör içinde neredeyse sonlarda. Bizden sonra bu işi götürebilecek genç sayısı çok az. Peki ne olacak? Bitecek mi pazar meselesi? Ya pazar muhakkak ki bitmez. Ama belirli başlı sistemler değişecektir. Zaten eskisi gibi pazarlara rağbet yok. Biz insanları pazarlara getirmek için uğraşıyoruz. Ama şimdiki nesil bizim dönemimiz gibi değil. Biz bir zorlukla bugünlere geldik. Zorlukları, yoklukların ne demek olduğunu göre göre geldik. Ama şimdi bir de işte evden online alışveriş yok. Büyük markete söylüyorsun kapına geliyor filan. Kimse pazara gitmek de istemiyor anladığım kadarıyla. İşte bizim en büyük savaşımız da bu. Biz yeni çayla mücadele veriyoruz. Biz teknolojiyle mücadele veriyoruz. Ee, eski insanların pazar kültürü değişmiyor. Çünkü annelerimizin, babalarımızın mantığı pazar her zaman taze ki gerçekten de öyle. Markette, manavda veyahut da sanal alemde gelen ürün hiçbir zaman pazar gibi olmaz. Pazarın en büyük avantajı pazar sabah getirdiği malı akşam bitirir gider. Ama yeni nesil çok bitmiyor değil mi? Pazara gelenler hep orta yaş artık. Ya yeni nesil dediğim gibi yeni nesil biraz daha keyfe keder yaşıyor. Kendi rahatını düşünerek haftanın yaşıyor. Haftanın kaç günü pazardasın? Benim haftanın 5 günü pazarım var. Şey gün gören? Cuma günü bugün gün görendeyiz. Yarın Çağlayan'dayız. Pazar günü Merter'deyiz. Pazartesi Fatih Karagümrük'teyiz. Salı günü Bağcılar Meydan'dayız. İki gün tatil. İki gün. Çarşamba ve Perşembe kendimize istirahat verdik. Cumartesi Pazar'da çalışıyorsunuz. Tabii. Herkes tatildeyken siz işte, herkes işteyken siz tatilde. Aynen öyle. Ne bu işin zorluğu? Mesela hep, hep okuruz ya pazarcılar kavga etti. Niye kavga çıkar mesela? İnsanların sabrıyla çok oynuyorlar gerçekten. Şimdi yapısal olarak ben hiç kavgacı değilim. Hiç. Yani 15 yıldır aktif olarak pazar kontrolü benim elimde. 15 yıl içerisinde kaç defa kavga edip tartıştınız derseniz bir elin parmak sayısını geçmez benimkisi. Ama kaç defa seni böyle teşvik ettiler, kaç defa senin böyle zorladılar derseniz sayısını bile bilmiyorum. Çünkü kendini bilmeyen insan da çok fazla var. Evet pazarcılar kavgacı diye bir söylenti var ortada ama onun bir de perde arkasına bakmak gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim size. Bundan 2 sene önceydi galiba veya 3 sene önce biz gıda teröristi olarak anıldık. Yani insanların bize bakış açıları çok farklı. Az önce dedim ya sanki ben bu ürünü kendi annemin, babamın bahçesinden getiriyorum da para vermiyorum ama insanlara bunu pahalı satıyorum ya bana bela okuyan var ya. Bu konuda bazen pazarcıya da hak vermek gerekiyor. Evet haksız olduğumuz kısımlar var mı? Tabii ki var. Sonuç olarak biz hizmet sektöründeyiz. Biz insanlara bir şeyler vermek zorundayız. Ne olursa olsun müşteri daima haklıdır diye bir durum var. Bunu bazen aşan esnaflarımız var mı? Tabii ki var. Ama her sektörde bu yok mu? Her sektörde iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Bunu genele yaymamak lazım. Bir de pazar Ucuz görünüyor ama aslında arkada büyük maliyet var. Sizin mazot paranız, pazarda kiraladığınız yer. Şimdi orayı size belediye bedava vermiyor. Kesinlikle. Sizin dediğiniz gibi ben tek 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 sayabilirim. Yani benim bugün arabaya binip kontağa basmam 3000 lira. Dolayısıyla maliyet o da maliyete olarak. yansıyor. Maliyet olarak 3000 lira. Çünkü benim çalıştırdığım insanlar var. Bizde de şöyle bir durum var. Biz... Kişinin yemeğini, yolunu, sigarasını. Bizde böyle de bir durum var. Biz sigaraya kadar karşılıyoruz. Aa. Tabii akşam olduğunda da günlük üyemeyesi neyse çıkartıp nakit olarak veriyoruz. Şimdi bugün Güngören pazarına mı evet, gidiyoruz? Evet bugün Güngören pazarına. Şimdi gideceğiz, kuracağız. Tabii bugün gideceğiz, malımızı indireceğiz, kuracağız. Sonra tekrar hale gideceğiz. Tekrar bir mal alacağız, kamyonumuzu yükleyeceğiz. Tekrar pazara geleceğiz kahvaltımızı yapacağız. Tezgahımızı açacağız. Biz bir de normal e, pazarcılardan farklı olarak videolar çekiyoruz biliyorsunuz. Bir bugünkü bir video planımız var. Onu yapacağız. Sonra hayatımıza devam edeceğiz. Hadi o zaman gidelim geç kalmayalım. Evet gidelim.